Christos Anesti, Rumca Mesih dirildi demek. Süryaniler aynı manayı Kommoran men kabro diye ifade ederler. Mesih kabrinden dirildi. Arap Ortodokslarsa birbirlerini Mesih kam, Hakkan kam ifadeleriyle selamlarlar. Mesih kam, Hakkan kam. Mesih kam, Hakkan kam. Mesih kam. Ermenilerde ise Christos Hariyav Imerelots. Ama mana değişmez. Mesih ölülerden dirildi. Paskalya, Hristiyan inancında İsa Mesih'in çarmıhta ölmesinin ardından dirilişinin kutlandığı bayramdır. Paskalya döneminde İstanbul'da, Mardin'de, Antakya'da, Midyat'ta ve Türkiye'nin daha birçok yöresinde bu selamlaşma ifadeleri duyulur. Türkiye'de bayramlar sadece farklı dinlerden insanları bir araya getirmekle kalmaz. Aynı dinin inananları için de buluşma ve bayramlaşma mekanıdır Türkiye. Fener Rum Patrikhanesi, Paskalya'da Türkiye'den ve dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafirlerini ağırlar. İncil'lerin anlattığına göre Hazreti İsa diğer bütün Yahudiler gibi mayasız bayramını kutlamak üzere Kudüs'e gelir. Onun Kudüs'e geldiği pazar gününden dirildiği pazar gününe kadar geçen bir haftaya Hristiyanlar hüzün haftası derler. Hazreti İsa'nın başına gelen bütün olayları değişik törenlerle canlandıran Hristiyanlar, onun ölümünü ve dirilişini yumurtayla sembolize ederler. İlk yumurta her zaman kırmızıya boyanır. Bazıları kırmızının sevgi ve kıvanç sembolü olduğunu söylerler, bazıları da Hazreti İsa'nın insanlığı kurtarmak için akan kanının sembolü. Gece yarısı ve sabaha karşı yapılan ayinlerin ardından yumurtalar kırılarak kutlamalara başlanır. Her dönemin bayramının kendine has bir tadı olduğu gibi, Osmanlı dönemi Paskalyalarının da ayrı bir heyecanı olurdu. Sultan Paskalya ile özel olarak ilgilenir, Hristiyan tebaanın bayramı huzur içinde geçirmesi için önlemler aldırırdı. Belgelerden anlaşıldığına göre Sultan Paskalya münasebetiyle yetim ve fakir Hristiyan çocuklara dağıtılmak üzere Süryani, Rum ve Ermeni patriklerine özel olarak para gönderirmiş. Osmanlı şehirlerindeki kiliselerin etrafının temizlenmesi ve civarlarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması da sarayın özenle takip ettiği konuların arasındaymış. Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerindeki kadar olmasa da bayramların paylaşılması devam ediyor Türkiye'de. Eğer Türkiye bu örnek olma özelliğini dünyaya tanıtabilir ve örnek alınırsa, dünyanın bütün bayramları herkesin ortak sevincine dönüşebilir.